أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. Muhterem kardeşlerim, bugünkü dersimiz dünya hayatında kazanmış olduğumuz malımız, servetimiz ve edindiğimiz makamımız ve evlatlarımız bizi Allah'tan uzaklaştıran varlıklar olmaması gerektiği hakkında olacaktır. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler, ey müminler, la tulhikum, sizi tehlikeye götürmesin, sizi uzaklaştırmasın, helake götürmesin. Emvalüküm ve evladüküm, mallarınız ve evlatlarınız. An zikrillahi, Allah'tan, Allah'ı zikretmekten, Allah'ı hatırlamaktan, Allah'ı tesbih etmekten sizi mallarınız, evlatlarınız, makamınız, mevkiniz uzaklaştırmasın. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Her kim ki malına, servetine güvenerek, evladına güvenerek, makam ve mevkiine güvenerek ahiret yurdunu unutursa, Allah'ı tesbih etmekten uzaklaşırsa, o hüsrana uğrayan, cehenneme gidecek olan kişinin ta kendisidir. Yani zarara uğrayanların ta kendisidir o kişiler. Değerli kardeşlerim, bakınız. Resul-i Ekrem Efendimiz zamanında Salebe isminde bir sahabe vardı. Salebe, Resul-i Ekrem Efendimiz'in kıymetli sahabelerindendi. Çok değer verdiği, önem verdiği sahabelerindendi. Öyle ki Salebe her vakit namazı Resul-i Ekrem Efendimiz'in hemen arka safında kılardı, eda ederdi. Ve bütün namazları cemaatle eda ederdi. Sabah namazında bile geç kalmayan birisi Salebe. Bir gün Salebe sabah namazına geç kalıyor. Resul-i Ekrem Efendimiz onu çok sevdiği için, çok değer verdiği bir sahabe olduğu için Salebe'yi bekliyor biraz. Ve namaz bittikten sonra diyor ki, ey Salebe nerede kaldın? Salebe diyor ki, ey Allah'ın peygamberi, benim ve hanımımın namaz kılacağımız namazlık elbisemiz bir tane. Her zaman ben ondan erken davranıyor, elbiseyi giyiyor ve senin arkanda namaz kılmak için Mescid-i Nebevi'ye geliyordum. Bugün ise sabah namazına hanımım benden erken davrandı ve elbiseyi giydiği gibi ben onun namaz kılmasını beklemek mecburiyetinde kaldım. Onun için geç kaldım ey Allah'ın peygamberi diyor ve Resul-i Ekrem Efendimiz'e mazeretini bildirdikten sonra hemen aklına şu geliyor Salebe'nin. Tam sırası. Ben Allah'ın peygamberine bir söyleyeyim, benim için dua etsin. Belki benim de malım mülküm olur. Ve diyor ki ey Allah'ın peygamberi, benim halim, ahvalim Allah Celle Celaluhu'na ayan ve sen de biliyorsun. Beni yakinen tanıyorsun. Benim hiçbir şeyim yok. Mağdur durumdayım. Ne olursun bana dua et de benim servetim olsun, malım olsun, elbisem olsun da hanımımı beklemek mecburiyetinde kalmayayım. Resul-i Ekrem Efendimiz Salebe'ye dönerek, ey Salebe, şükrünü eda ettiğin az mal, şükrünü eda edemediğin çok servetten daha hayırlıdır. Salebe tekrar ediyor, bastırıyor. Ey Allah'ın peygamberi, sen beni biliyorsun. Ben bütün namazlarımı Mescid-i Nebevi'de senin arkanda cemaatle kılıyorum. Benim hiçbir kötü durumum olmaz, olamaz. Ne olursun
Benim için Rabbine dua et de Rabbim bana mal versin, elbiselerim olsun. Ben de insanlar gibi zekat, sadaka vereyim. Ben de insanlar gibi hayr-ı hasanatta bulunayım. Elbisemi giyip namaza geleyim, mescide geleyim. Hanımımın da başka bir elbisesi olsun. O da evde o elbiseyle namaz kılsın. Resul-i Ekrem Efendimiz yine buyuruyor. Ey Salebe, kendine gel. O bir peygamber bilmez mi? Salebenin sonunun ne olacağını bilmez mi? Kendine gel ey Salebe. Şükrünü eda ettiğin az mal, şükrünü eda edemediğin çok servetten daha hayırlıdır. Salebe yine durmuyor. Bir yandan da şeytan demek ki Salebe'yi dürtekliyor. Ya Muhammed Aleyhisselam, benim için bir dua et Rabbine. Senin Rabbine duan geçer, nazın geçer. Rabbim senin duanı yere düşürmez. Biz bunu biliyoruz. Biz senin ümmetiniz. Bana servet mal versin ki ben de diğer kardeşlerim gibi hayr-ı hasanat yapalım. Efendim iyilikte bulunayım. İnsanlara yardımda bulunayım, yedireyim, içireyim diye Salebe duygularını peygambere taşırmaya başlar. Ve Resul-i Ekrem Efendimiz Salebe'ye dua eder. Ve der ki ey Salebe, git pazardan bir koyun al. Salebe Resul-i Ekrem Efendimizin duasını duyduktan sonra gider, pazardan koyun alır veya koyunlar alır. Cenab-ı Hakk'ın emri ile ve Resul-i Ekrem Efendimizin duası ile Salebe'nin koyunları böcekler gibi çoğalmaya başlar. Böcekler gibi yılkı olmaya başlar. Öyle ki Salebe'nin koyunları arttıkça Salebe'nin imanında bir gevşeklik başlar. Salebe'nin imanında bir gevşeklik olmaya başlar. Artık her beş vakit namazı mescitte Resul-i Ekrem Efendimiz'in arkasında kılmaya çalışan, kılan Salebe namazlara gecikmeye başlar. Beş vakit namazı ikiye üçe indirir. Resul-i Ekrem Efendimiz'i artık cumadan cumaya görmeye başlar. Bakınız kardeşlerim, nasıl ki bizler Cenab-ı Hakk'ın bize sunduğu en'amı, nimeti unutarak ben kazandım, biz mal edindik diyebiliyorsak, Salebe de kimin duası olduğunu unutur. Resul-i Ekrem Efendimiz'in duasını unutur. Şeytan aleyhillâne artık Salebe'yi sadece dürtüklemekle kalmaz, tamamen kuşatmıştır. Ve Salebe artık Resul-i Ekrem Efendimiz'i haftada bir kere görebilir. O da cuma namazlarında, cuma vakitlerinde. Resul-i Ekrem Efendimiz yine hatırlatır. Ey Salebe, şükrünü eda edebildiğin az mal, şükrünü edadan uzak olduğun, şükrünü eda edemediğin çok servetten hayırlıdır, kendine gel. Salebe artık zengin olmuştur. Peygamber Efendimizin gözlerine kurban olduğum, onun gözlerine her an bakarak konuşan Salebe, artık Peygamber Efendimiz konuşurken o göklere bakıyordu. Dinlemiyor. Salebe kendinden geçmiştir. Salebe artık şeytan aleyhillâne'nin dünya şarabından içmiştir. Salebe iman hakikatlerini unutmaya başlamıştır. Ne zaman çok kısa geçer ki Salebe peygamber duası almış. Cenab-ı Hakk'ın duasını ve nazını yere düşüremeyeceği büyük insanın duasını almış olduğunu unutarak kendini bir şey sanmaya başlar. Ve Salebe'nin koyunları Medine'ye sığmaz olur. Salebe'nin koyunları, kuzuları
Medine'ye sığmaz olur, vadilere taşınır Salebe. Salebe artık uzak vadilere, koyun otlatmaya, koyun hesabına taşınır. Salebenin gönlünde, aklında, ruhunda ihlas ve samimiyetten eser kalmamıştır. Artık Salebe cumaları da terk eder kardeşlerim. Salebe artık mal derdine, mal hesabına düşmüştür. Tıpkı Karun aleyhillâne gibi. Ve kardeşlerim, zekat ayeti farz olunca, zekat ayeti emredilince Resul-i Ekrem Efendimiz Salebe'ye bir elçi gönderir. Zekat memuru gönderir. Salebe servetinin, malının hesabını yapsın, zekatını versin. Salebe bir hesap eder ki, vermiş olacağı o koyun zekatından dolayı 5-10 kişi daha zengin olabilir. O kadar çok zekat vermesi lazım. Bakınız kardeşlerim, duanın sahibini unutan, Allah Celle Celaluhu'yu unutan, yok sayan Salebe aynen şöyledir. Muhammed Aleyhisselam için. Muhammed'in bize gösterdiği zekat değil, cizye. Ben onu vermem, veremem. Kardeşlerim, işte Resul-i Ekrem Efendimiz zekat memurunun ağzından bu kelimeleri duyunca, ya Muhammed, Salebe senin getirmiş olduğun zekat ayetine karşı çıktı. Bu bir cizyedir. Ben böyle bir şey vermem. Bunu verecek kadar ahmak değilim dedi. Ve kardeşlerim, Resul-i Ekrem Efendimiz kendinden geçer. Eyvah! Salebe helak oldu. Salebe helak oldu. Salebe helak oldu diyerek kendinden geçer. Çünkü arka safında namaz kılan Salebe yok. Salebe beklediği mescitte cemaate gelmesi için beklediği Salebe kayboldu. Salebe hakkı bıraktı, şeytan aleyhillâneyle bütünleşti. Onun için Resul-i Ekrem Efendimiz, eyvah Salebe helak oldu, Salebe helak oldu der. Ve aradan birkaç ay geçer kardeşler. Salebenin akrabalarından birisi hemen Salebe'ye koşar. Der ki, ne yapıyorsun? Kendine gel. Allah Celle Celaluhu Muhammed Aleyhisselam'a zekat ayeti gönderdi. Sen bunu nasıl kabul etmezsin? Sen nasıl Resul-i Ekrem Efendimiz'in duasını unutursun? Onun sana yakarışını, senin için Mevla'ya yakarışını nasıl unutursun? Nasıl senin için Rabbimizden mal ve servet istediğini unutursun? Kendine gel der. Kardeşlerim bakınız, Salebe kendine gelir. Fakat iş işten geçmiştir. İş işten geçmiştir. Salebe kısa zamanda malının, servetinin hesabını yapar, zekatını kendi eliyle Resul-i Ekrem Efendimiz'e getirir. Fakat Resul-i Ekrem Efendimiz kabul etmez. Kabul etmez. Çünkü kendi lisanıyla eyvah, Salebe şeytana sarıldı. Salebe hak yoldan ayrıldı. Helak oldu. Helak oldu dedi. Nasıl kabul etsin? Resul-i Ekrem Efendimiz kabul etmez. Salebe Resul-i Ekrem Efendimiz'den sonra zekatını Hazreti Ebu Bekir Sıddık'a vermek ister. Bir kez değil, birkaç kez vermek ister. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın kabul etmediği zekatı ben de kabul etmiyorum. Salebe artık Müslümanlıklar arasından dışlanmıştır. Salebe hayattan dışlanmıştır. Salebe toplumdan dışlanmıştır. Salebe ruhi yapı olarak şeytan aleyhillâne'nin tarafını seçmiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz'in kabul etmediği zekatı ben de kabul etmem diyen Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a Salebe'yi Medine'den dışarı getirdiği malı ile beraber sürükler götürür. Çünkü Allah'ın peygamberinin lanetini aldı kardeşim. Resul-i Ekrem Efendimiz'in arkasında namaz kılan Salebe
artık şeytan aleyhillanenin ipine sarıldı. Ve Hazreti Ömer zamanında da Salebi aynı girişimde bulunur. Yani pişman olmuştur ama iş işten geçmiştir. Çünkü Salebe şeytan aleyhillane ile bütün olduğu için, onun ipine sarıldığı için Resul-i Ekrem Efendimiz tarafından lanete uğramıştır. Helak oldu denmiştir. Birkaç kez de Salebe Hazreti Ömer radıyallahu anh'a getirir zekat. Hem de bütün zekatını getirir. Rabbimiz bizlere eylesin. Rabbimiz bizlere iman hakikatını, tadını, hazzını, yaşama sevincini versin. Hazreti Ömer radıyallahu anh'a da aynı şeydir. Ben Muhammed aleyhisselamın kabul etmediği ve lanetlediği, helak etti, oldu dediği, Hazreti Ebubekir Sıddık gibi büyük bir insanın kabul etmediği zekatı ben de kabul etmiyorum. Ve Hazreti Ömer zamanında da Salebe kendi eliyle birkaç kez malının zekatını hesap etmiş ve getirmiştir. O lanet olmuş, lanete uğramış, lanetlenmiş olan o malı, o serveti, zekat adı altında getirilen o koyunları Hazreti Ömer radıyallahu anh'a da kabul etmemiştir kardeşlerim. Ve Salebe bu şekilde Hazreti Osman zamanına yetişemeden ölmüş gitmiştir. Bakınız kardeşlerim. İşte Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, ey iman edenler, bizim size sunduğumuz o servet, o mal, bizim size bahşettiğimiz, yüz görünlüğü olarak bahşettiğimiz çocuklarınız, Allah'ı anma hususunda, Allah'ı hatırlama hususunda sizin gözlerinize perde olmasın. Sizi hak yoldan batıla götürmesin. Kim bu şekilde yaparsa, yani dünya hayatında iken kazanmış olduğu serveti, malı, mülkü, makamı, mevkisi ve evlatları kendini Allah'ı anmaktan alıkoyuyorsa o insan helak olmuştur. Ve men yef'al zalike feulâike humul hâsirûn. İşte kim böyle yaparsa, yani kimin malı, serveti, çocuğu, evladı o kimseyi Allah'ı anmaktan, Allah'ı hatırlamaktan uzaklaştırıyorsa, alıkoyuyorsa o kimse helake uğramıştır buyuruyor kardeşlerim. Estağfirullah. Ve enfiku mimma razaknakum. O sizin güvendiğiniz malınız, servetiniz var ya, aslında biz onları size sunduk. Temiz rızık olarak sunduk. Yani bizim size temiz rızık olarak sunduğumuz, bahşettiğimiz o malları iyi hatırlayın. Onları siz kazanmadınız. Onları biz size sunduk. Size nimet olarak sunduk. Biriktiresiniz diye sizi vermedik. Dağıtasınız diye verdik. Değerli kardeşlerim, Münafıkun suresi ayet 10'u önümüzdeki derste göreceğiz. Şimdiki dersimizde Münafıkun suresi ayet 9'u gördük. Yüce Rabbimiz günahlarımızı affeylesin. İbadetlerimizi en güzel kabul ile makbul buyursun. Geçmişlerimize rahmet eylesin. El Fatiha.